Değerli dinleyenler, Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisinden hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Ben Şenol Çarık. Suriye'de iç savaşın başlamasının üzerinden 10 yıl geçti. Milyonlarca Suriyeli toprağından göç etmek zorunda kaldı. Binlerce Suriyeli de yaşamını yitirdi. Suriye 10 yıldır yasa dışı işgal, terörizm ve tek taraflı yaptırım gibi sıkıntılarla karşı karşıya. Belirtmekte de fayda var. Arap Baharı'nın vurduğu diğer ülkelerin aksine Suriye'de halk ve yönetimi büyük bir direniş gösterdi. Bugün ülkenin büyük bir bölümü kurtarılmış durumda ve rejim değişikliği yerine yeni anayasa konuşuluyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin krizinin çözülmesi için konseyin daimi üyeleriyle dahil bütün ilgili tarafların katılacağı yeni bir uluslararası mekanizmanın kurulması gerektiğini belirtti. Siyaset bilimci, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Köni bugün yayın konuğumuz. Kendisiyle Suriye krizinin 10. yılını konuşacağız. Sayın Köni, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun. Sayın Köni, geçen 10 yılın sonunda Suriye bugün hangi noktada, nasıl bir tabloyla şu anda karşı karşıyayız efendim? Efendim şimdi krizin herhalde son 1-2 senesi kaldı diye düşünüyorum. Çünkü yeteri kadar sefalet ve felaket yaşandı. Ama taraflar arasında bir anlaşma olmuyor. Çeşitli dengeler var. Bu dengelerin nasıl yürüyeceğini de tahmin edemiyorum. Şimdi şöyle, Türkiye YPG ve PKK yapılanması karşısında Kuzey Suriye'nin kuzey doğusunda buna karşı mücadele ediyor. Zaten 4 tane de askeri operasyon yapmış ve belli bir bölgede de bir tampon alan oluşturmuş. Şimdi bu bölgede YPG PKK'yı Amerika destekliyor yoğun şekilde. Bunu iki türlü destekliyor. Hem rejim güçlerine karşı yani Suriye yönetimine karşı bunu destekliyor. Aynı zamanda buradaki aşırı siyasi gruplara, aşırı İslamcı gruplara karşı yani DAEŞ'in kalıntılarına karşı da destekliyor. Amerika ile birlikte çatışıyorlar. Şimdi Türkiye'de DAEŞ'le çatışıyor. YPG'ye karşı ama öbür tarafta İdlib'de ki bazı aşırı gruplarla da temasları var. Yapılan hastane süreçlerinde bunları yumuşatacağını, ılımlı hale getireceğini söyledi. Çünkü buraya yapılan bir saldırının Türkiye'ye bir 2 milyonluk göç daha getireceğini söylüyor. Böyle bir iddiası var. Fakat dolaylı olarak buradaki aşırı uçları, işte Çin'den gelen Türkistan İslam grubu var, Çeçenler var. Aşırı İslami gruplar var. Yani El-Nusra falan gibi. Bunun yanında rejime muhalif güçler var. Yani 3-4 tane değişik grup var. Daha çok birkaç İslami grup daha var. Yani kendi aralarında sektlere göre ayrılıyorlar biliyorsunuz. Onların öyle şeyleri var. Bunları da dolaylı olarak Amerika destekliyor. Çok ilginç bir boyut var. Çünkü o ufacık yerde silah buluyorlar, top buluyorlar, roket buluyorlar falan filan. Amerika'nın yanında bir de ortak Avrupa güçleri var. Fransa var, bilmem ne var, şu var. Onlar da Amerika'nın yanındalar. Şimdi Türkiye'de Rusya ve İran'la işbirliği yapıyor bu bölgede. Fakat Türkiye Esad'a karşı. Çünkü Esad tanınsın diye bir takım girişimlerde bulundu Rusya biliyorsunuz. Aşağıki Körfez ülkelerine gitti.
Suudi Arabistan'la görüştü, Körfez Arap ülkeleriyle görüştü. Katar'la Suriye bu çabanın dışında kaldı. Yani tekrar Arap Birliği'ne girmesi için Suriye'nin bu tavrı devam ediyor. Bir de büyük bir oyuncu var, arkada duruyor ama Orta Doğu'daki oyunların temel kurucusu o, İsrail. Şimdi İsrail, İran bu bölgelerde bulunduğu müddetçe, yani Lübnan'daki Hizbullah, Suriye içinde, Irak'ta Şii topluluk büyük olduğu için orada etkin. Ama hiç olmazsa Lübnan ve Suriye'de çıkması belki İsrail'i sakinleştirebilir. Bu sakinleştirme olmazsa Amerika buradan kolay kolay çekilemez. Türkiye'nin de başka istekleri var. Türkiye buradan çıksın diyorlar son zamanlarda. Çıkar mı çıkmaz mı? İçerideki siyasi yapıya bunu nasıl izah edecek, nasıl toplayacak ya burada kalmak mı istiyor bugünkü hükümet? Onu da pek bilemiyoruz. Evet. Yani ikide bir yapılan toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü diyor ama bütün konuşmalar edebiyat tarzında devam ediyor. Evet, bir mülteci meselesi var bir yandan da biliyorsunuz Sayın Köni, Avrupa Birliği'nin mülteci sorununu Türkiye'nin üzerine yüklediği görüşleri var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şimdi tabii 2011'de Türkiye bu olaylara girdiğinde çok az bir mülteci boyutu bekliyordu. Yani doğru düz hesaplayamamışlar bu olayları ama kimse hatalarını kabul etmiyor. Yoğun bir mülteci boyutu geldi. Hem Lübnan'a geldi, hem aşağılara geldi, Ürdün'e geldi ve Türkiye'ye de geldi. Oradan da tabii asıl kalmak istedikleri yerler, bunlar Müslüman olmalarına rağmen Avrupa'da, yani Hristiyan toplumun içinde kalmak istiyorlar. Niye? Özgür ve demokratik yaşam istiyorlar ama kendileri bir türlü özgür ve demokratik olamıyor. Böyle bir de kültürleri var diye düşünüyorum. Yani bunun bir kültürel yapısı olması lazım. Çünkü yöneticileri de Arap. Arap-Arabı özgürlük veremiyor. Şimdi tabii buradan Türkiye'nin bunu emmesi mümkün olmadı. Bir takım anlaşmalar yapıldı. İşte o anlaşmalardan sonra mümkün olduğu kadar tutuldu. Fakat bunlar bir kısmı da Avrupa'ya geçti. Hatta Afrika'dan da geçiyorlar. Yani Afrika Müslümanları da geçiyor. İleride bu Afrika için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu yüzden Avrupa biliyorsunuz daha sert rejimlere gitti. Aşırı sağcı partiler ortaya çıkmaya başladı. Bu da bu gelen göçe bir reaksiyon. Şimdi Türkiye arada sırada bazı işlerini yapabilmek için, çünkü 2003 yılında Avrupa ile bir görüşmeler oldu. Vize serbestliği olacaktı. İşte Türkiye'ye bu gelenler için belli miktarlarda paralar verilecekti. Türkiye'nin iddiası bu paraların yeteri kadar verilmedi. Ve bu göç olayları da Türkiye içine devam ediyor. Oradaki çatışmalar çıktığı müddetçe. Avrupa'da bu göçün Türkiye tarafından tutulması için Türkiye çeşitli baskılarda bulunuyor. Hele Yunanistan artık emecek hali yok. Çünkü adalar vasıtasıyla hemen geçilebiliyor. Benim bulunduğum yer Bodrum. Hemen 2 kilometre ileride Kos Adası var. Yani sıkı bir yüzücü yarım saatte yüzerek gider. Böyle durumlar var. Bu göçün geriye gitmesi de mümkün değil. Niye mümkün değil? Öyle bir perişan hale geldi ki Suriye'nin tekrar toparlanıp buraya göçmenlerin geri gidebilmesi için en aşağı 150 milyar dolar harcanması lazım. Bu Covid döneminde bunu harcayacak ne Birleşmiş Milletler var, ne Amerika var, ne de başka bir ülke var. Evet. O yüzden bu durumu çözülmez olarak görüyorum. Sayın Profesör Doktor Hasan Köni, siz konuşmanızın başında değindiniz ama dilerseniz biraz daha açalım. Türkiye'nin Suriye politikasını değinebilir misiniz? Nasıl bir yol izledi şimdiye kadar? Şu an hangi noktada? Bundan sonra nasıl bir yol
izler sizce? Efendim şimdi 2011'e kadar Davutoğlu'nun bir politikası vardı. Komşularla sıfır sorun. Bir de şöyle bir düşünce tarzı. İşte bunlar eski Osmanlı toprağı, bizim kültürümüze sahiptirler. O halde biz buraya ekonomik olarak yayılabiliriz. Başat bir rol oynayabiliriz. Hakikaten de işte Irak'ıydı, Suriye'siydi, Mısır üzerinden rorolar gidiyordu. Bu boyut devam ediyordu. Fakat Arap Baharı'nın Suriye'ye yansıması, o da ilginç bir yansıma. Libya'daki olaylardan sonra Libya'daki silahlar burada gösteri yapan muhalif Sünni güçlere taşındı. Şimdi muhalif gösteri yapan sivil güçlerin gidip Libya'dan silah taşıyıp buraya getirmesi pek mümkün değil. Bunları kim taşıdı? Kıymetli müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü 2011 yılında Türkiye'ye geldiler. Gelenler şöyle: Hillary Clinton, Savunma Bakanı Panetta, CIA Başkanı Petraeus ve John Kerry. Bir ay içinde Türkiye ile Suriye'nin araları bozuldu. Türkiye Sayın Davutoğlu'nu Suriye'ye gönderdi ve dedi ki sen yeniden seçim yap, çekil. Şimdi bunu kabul etmesi mümkün değil. Yani birisi de bize gelip siz seçim yapıp çekilin dese kimsenin burada çekileceğini zannetmiyorum. Onun üzerine Türkiye buraya böyle bir müdahale durumu oldu. Binlerce savaşçı, 30 bin, 35 bin savaşçı Türkiye üzerinden geçerek, hem de Avrupa'dan gelip Türkiye üzerinden geçerek, orada böyle hazır savaşmaya meraklı İslamcılar mı varmış Avrupa'da? Birdenbire doğdu ve geçtiler. Evet. Türkiye bir çıkmaz karşısına kaldı. Çünkü birdenbire Suriye güçleri doğudan, kuzeydoğudan askerlerini geri çekti. Suriye rejimi. Bunun üzerine Türkiye'nin karşısına bir Kürt bölgesi çıktı. Ve 2014'e kadar Suudi Arabistan, Katar, Körfez ülkeleri, Türkiye bu aşırı rejim güçlerini, rejime karşı güçleri desteklediler. Fakat 2014 yılında demin size saydığım grup tekrar geldi. Dediler ki bu yanlış oldu. Çünkü Amerika'nın verdiği silah ve cephaneler normal muhaliflere değil, aşırı İslami güçlere gidiyordu. Ve burada DAEŞ'i güçlendiriyordu biliyorsunuz. Şam, Suriye devleti gibi böyle bir devlet kuruldu falan filan. Dediler ki durun, şimdi geri dönün. Yani bu olay bitti. Ama dönmek mümkün değil bu geçişler karşısında. Yani içeride de bir yapı oluştu. Özellikle işte İhvan dediğimiz yapı şu anda biliyorsunuz Mısır'ın bir teklifi var. İhvan'dan vazgeçin, anlaşalım deniz hususunda diye. Mümkün değil. İçerideki bu yapı hükümeti, sistemi sarsabilir durumda kaldı. Evet. Türkiye devam etti. Türkiye bu durumda devam etti. Evet. Bu yüzden Amerika ile arası bozuldu. Arası bozulunca bu sırada Ruslar da geldi. Ruslarla da arası bozuldu. Bir Rus uçağını düşürdük. Peşinden bir Rus büyükelçisi vuruldu. Hem Rusya hem Amerika ile arası bozuldu. Rusya ile aramızı iyi ettik. Putin'le yaklaştık. Ama Amerika'ya yaklaşmadığımız için 2016'da bir askeri darbe girişimi oldu. Ondan sonra da Türkiye bu Rusya'ya dayanarak işte Afrin ve diğer bazı bölgelerde askeri hareket yapabildi. Nasıl yapabildi? Çünkü hava sahası Rusların ve Suriye'nin elindeydi. Rusların izniyle yapabildi. Ruslar da rejimin yanında oldukları için YPG, PKK güçlerine operasyon yapılmasına ses çıkarmadılar. Amerika kızmasına rağmen ses çıkarmadı.
ve durum böyle devam etti. Trump zamanında geri çekilmek istedi Trump. Ona da Pentagon izin vermedi. Evet, dinleyenlerimize tekrar hatırlatalım. Suriye krizinin 10. yılını konuşuyoruz. Konuğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Sayın Profesör Doktor Hasan Köni. Sayın Köni, Suriye'de diplomatik çözüme ilişkin Birleşmiş Milletler gözetiminde başta Cenevre olmak üzere çeşitli Avrupa kentlerinde görüşmeler de gerçekleşti. Yine Rusya'nın gözetiminde Astana süreci başlatıldı. Başka diplomatik süreçler de başladı, devam ediyor. Suriye'ye nasıl yansıdı sizce bu diplomatik süreçler? Çok büyük bir yansıma olduğunu zannetmiyorum. Yani Birleşmiş Milletler'in Trump zamanında hiçbir yerde fonksiyonunun işlediğini zannetmiyorum. Ki ben aslında devletler hukukçusuyum. Yani devletler hukuku dersi anlatıyorum. Böyle bir hukuk olamaz. Yani söylenenleri dinlemeyene, değil mi, hukukun şeyi peşinden müeyyide getirmeniz lazım. Öbür türlü kimse kimseyi dinlemez ki. Eğer mahkeme karar verip polis gelmiyorsa kimse takmaz bu kararları. Şimdi burada da öyle. O görüşmeler, bu görüşmeler, tavsiyeler, Libya'dan çıkın, kimsenin çıktığı yok. Bilmem neyi kesin, ateş kesin, biraz sonra tekrar başlıyor. Peki başlayana ceza? Yok. O zaman bu Birleşmiş Milletler edebiyatından uluslararası alanda vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Evet, Sayın Köni, siz konuşmanızın başında da belirtmiştiniz. Türkiye, Rusya ve İran'ın hem sahada hem de masada attığı adımlar var. Zamer içerisinde bölgesel denklemi değiştirecek niteliğe de ulaştı. Astana'nın 3 garantör ülkesi olan Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü konusunda hemfikir kaldılar. Bölgenin bu üç önemli aktörünün yürüttüğü şu zamana kadarki politikalar ve bundan sonrası için neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi Rusya ile İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda verdiği söze uyacaklarını tahmin ediyorum. Türkiye, yani ülkemiz konusunda pek emin değilim. Yani ne yapacak, tutar mı tutmaz mı? Bu Doğu Kürdistan bölgesi, yani Suriye içindeki olduğu müddetçe şimdi yeni bir olay gelişiyor. O olayı da yorumluyoruz. Mesela Doha toplantıları, biliyorsunuz. Bu Doha toplantılarında Katar, Rusya ve bir ülke daha, Türkiye, o da gitti görüşmelerde. Şimdi burada dikkat ederseniz İran'ı dışarı çıkarmış bulunuyorlar. Her ne kadar Lavrov İran sistemin içinde, Astana sürecinde dese de bu devam ediyor. Sebebi de şu: burada barışı sağlamak için İsrail'i sakinleştirmek lazım. İsrail'in sakinleşmesi de, İsrail'in Türkiye'den bir korkusu yok. Rusya'dan bir korkusu yok. Yani Rusya, İsrail orada kalsın, yok olsun demiyor. Anlaşabilirler. Görüşüyorlardı zaten. İran. İran yavaş yavaş bu sistemin dışına çıkabilirse burada belli bir çözüm yapılabilir. Çünkü Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Mısır ve diğerleri Suriye'nin tekrar Arap Birliği'ne dönmesini kabul ettiler. Belki Amerika da kabul edebilir. Çünkü artık Esad'ın İsrail'i rahatsız edecek, saldıracak şeyi yok. 10 senedir yeteri kadar olayları yaşadı. Ama İran'ın orada olması bunu çözemiyor. Acaba yavaş yavaş İran'ı bu sistemin dışına mı çıkaracaklar? Oysa bakıyorsunuz bir İran arkı meydana gelmiş. İran, Irak, Suriye, oradan Lübnan'a, işte o Cüzilerin bulunduğu alana kadar gidiyor. Hatta biliyorsunuz
Amerika Kasım Süleymani'yi vurdu. Niye? Çünkü Kasım Süleymani grupları Hizbullah'la anlaşarak hemen Suriye'nin üstünde üçüncü bir cephe açmaya çalışıyorlardı. Üçüncü cephe. İsrail bu yüzden ikide bir hem orayı vuruyor hem de gelip Suriye içinde İran'ın proxy vekalet güçlerini vuruyor. Rusya da bu ikide bir gelip vurmasından belki Suriye hükümeti de rahatsız. Çünkü işte demin konuşuyorduk ya Birleşmiş Milletler diyordunuz. Birleşmiş Milletler ikide bir ülkeye girip rap rup rup falan. Ben tehdit görüyorum, burayı vururum. Bunu yapamaz. Nereden tehdit görüyorsun? Tehdidin gerçekliği nedir? Bunun bir araştırması, hukuki durumu, Birleşmiş Milletler'in raporu var mı? Hakikaten tehdit alıyor mu? Almıyor mu diye yok. Bu da Rusya'yı rahatsız ediyor. O yüzden bu Doha görüşmelerinde bir değişim başlangıcı görüyorum. Ama işte çölün kumları gibi burası devamlı oynuyor. Türkiye Atatürk zamanında olduğu gibi hiç buraya karışmayacaktı. Evet. Yani dışarıdan yardım edecekti. Sınırları tutacaktı. Ama bir başka pozisyon var. İşte içeride yoğun şimdi bu basında ve gazetelerde çıkan haberlerden görüyorsunuz. Yoğun bir İhvan yerleşmesi var. 2010 yılında da İsrail ile Türkiye'nin arası bozulmasında o Mavi Marmara olayıyla bu İhvan grubunun oraya yardım götürme çabasıydı. Ama bu sistemden de pek çıkmak mümkün olamıyor. Çünkü onların da Türkiye'ye kaçıp yerleşme hakları var. Eğer suç işlemedikleri müddetçe Türkiye dokunamaz onlara. Bu yapı içinde yakın zamanda Suriye'nin çözüleceğini tahmin etmiyorum. Evet, Sayın Profesör Doktor Hasan Küni, değindiniz uluslararası toplum Suriye krizinden dersler almalı çağrıları, uyarıları var. Ülkelerin iç işlerine karışılmaması uyarıları var. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lian'da bu bağlamda bir açıklaması var. Ülkenin, Suriye'nin iç işleri karışılması nedeniyle büyük bir kaosa sürüklendiğini belirtiyor. Yine Çin'in Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkının acısını azaltmak için harekete geçip krize son vermesi gerektiğini belirtiyor. Bunları da hatırlatmış olayım. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz Sayın Köni. Bundan sonrası için Suriye'de neler olabilir? Bundan sonrası nasıl olabilir? Suriye bütünlüğünü koruyabilecek mi sizce efendim? Suriye eğer dağılırsa Orta Doğu'daki birçok Arap ülkesi de dağılma sürecine geçer. Çünkü bunlar sektlere yani mezheplere göre grup diye birbirinden Arap olmalarına rağmen birbirinden ayrılabilecek pozisyondaki ülkelerdir. Zaten Batılıların çizdiği çizgilerle biliyorsunuz düz çizgiler böyle oluşmuştur. Ve bu ayrılık diğer alanlara da hemen yansır. Afrika'ya kadar yansır. Şimdi bakın iç işlerine karışma konusu diyorsunuz. Bu Wesley Clark diye bir general var. NATO komutanıydı. Bu 2004 yılında George W. Bush'a rakip olarak çıktı. Ve şöyle bir şey anlattı. İnternete giren herkes bulabilir. General Wesley Clark'ın Kaliforniya'daki görüşmeleri ve ifadeleri diye. Diyor ki 2001 yılında benim yerime gelen arkadaşım komutanı ziyarete gittim diyor. Nasılsın, iyi misin? İşte ben de emekli oldum ama ne yapacağımı düşünüyorum. Zorlanıyor musun? Evet zorlanıyorum dedi diyor. Niye? Ya şu emre baksana. Resmi emir midir? Evet o zaman gösterme bana demiş. Peki ne diyor? Yani ne diyorsun? Ya demiş Kuzey Afrika'dan başlayarak yani Tunus'tan başlayarak Suriye ve İran'a kadar
7 Arap ülkesinin 5 sene içinde destabilize olmasını istiyorlar. Pentagon'a verdikleri görev bu. Askeriyenin görevi vatanını korumaktır. Başka ülkeleri destabilize etmek değildir diyor. Şimdi ben bunu normal kaynaklardan okuduğuma göre Birleşmiş Milletler'in müthiş araştırmacıları, geliştirmecileri bunu görmemişler midir? Yayınlandı ve tartışıldı. Ve hakikaten 2011 yılında Libya'ya müdahale edilirken Çin ve Rusya çekimser kaldı. Yani insan haklarına dokunuyor falan. Çünkü Kaddafi biraz olayı abartmıştı. Ama Suriye müdahale konusunda veto kullandılar. Bunu da dikkate almadı Amerika. Çünkü 2001 yılından itibaren neokonlar tarafından ne yapılacağı belirlenmişti. Olayların bir satı kısmına bakıyoruz. Neler geliştiğini, nasıl hazırlandığını bunları görmüyoruz. Görmeyince satı hukuk konularıyla, Birleşmiş Milletler kararlarıyla günlük basına yansıyan olaylarla analiz yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de çoğunlukla edebiyat yapıyoruz. Değerli Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi dinleyicileri, Suriye'de iç savaşın başlamasının üzerinden 10. yıl geçti. Bu 10 yıllık süreci Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni ile konuştuk. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.